Değerli okuryorum takipçileri, bu videomuzda öğrencilere yıl sonunda not verirken dikkat etmemiz gereken 8 şeyi konuşacağız. Malum bu hafta, belki önümüzdeki hafta öğrencileri son sınavlarını yaptığımız, karnelerine performans, derse katılım gibi yazılı dışındaki notlarını girdiğimiz son haftalar. Bu not verme meselesi çok hareketli geçiyor, çok hararetli geçiyor bazen. Burada bazen biz üzülüyoruz, bazen öğrenciler, veliler geriliyorlar. Bu konuda dengeli bir tavır takınabilmek için mümkün olduğu kadar az psikolojik gerilimle, hasarla bu dönemi atlatabilmek için dikkat edilmesi gerektiğini düşündüğüm 8 husus belirledim. Dilerseniz bu hususların ilkine hemen geçelim. Yıl sonunda öğrencilere not verirken dikkat edilmesi gereken birinci husus dengeli olmak. Burada bazen öğretmenler mutlak adaleti, yani gerçekten öğrencinin %100 hak ettiğini düşündüğü notu vermeye gayret ederek bazen hem kendisini hem öğrenciyi üzebiliyor. Mutlak adalet mümkün değil. En başta bunu kabul edelim. Çünkü ölçme değerlendirme maalesef böyle bir incelikle yürümüyor bizde. Öğrenciyi sene boyunca bütün özellikleriyle, bütün kazanımlarıyla tanıyamıyoruz zaten. Dolayısıyla yaptığımız sınavlarda da işte 100 üzerinden 77,5, 100 üzerinden 84,5 gibi incelikli bir takdir yapmamız da çoğu zaman mümkün olmuyor. Burada dengeli olurken söylemem gereken en önemli husus şu: ne kendinizi paralayın not verirken, gerçekten adil olacağım. Tabii ki adil olmak önemli ve buna gayret etmek lazım ama mutlak adil olacağım, mutlak adaleti sağlayacağım diye ne kendinizi paralayın ne de öğrencileri yorun. Bu konuda bu hata payını, bu sistemden kaynaklanan ölçme değerlendirmedeki genişliği de rahatlığı da kullanın diye tavsiye ediyorum. İkinci husus, yaklaşık 1,5-2 yıl süren bir pandemi gerçeğinden yeni çıktığımızı unutmamak. Pandemi hem öğretmenlerde, biz öğretmenlerde, hem velilerde ama özellikle de öğrencilerde psikolojik olarak derin yaralar açtı. Büyük eksiklikler ve boşluklar bıraktı. Bu sadece psikolojik olarak değil, asıl mesele ölçme değerlendirme olunca not olarak, bilgi olarak da çok büyük boşluklar bıraktı. Dolayısıyla bu yıl ölçme değerlendirme yaparken, öğrencilerin sınavlarını, sözlülerini, karne notlarını vermeye çalışırken hemen hemen her öğrencide bu eksikliğin, bu boşluğun olduğunu, bu yaraların yeni yeni iyileştiğini göz önüne alarak not vermeyi tavsiye ediyorum. Toparlanmak için öğrencilerin hoşgörüye de ihtiyacı var. Biraz onların zamana da bırakılmasına ihtiyaç var. Bazı şeyler hemen geçmiyor. Mesela öğrenciler hepimizde olduğu gibi daha fazla konformist bir duruma evrildiler pandemi sonrasında. Bunun hemen düzelmesini beklemek, öğrencilerin gerçekten bizim hayal ettiğimiz tarzda ders çalışmaya başlamalarını beklemek bazen gerçekçi olmuyor. Dolayısıyla bu öğrencilerin notlarına da, sınavlardaki başarılarına da yansıyor, yansıyacak. Bu normal bir şey. Bunları da göz önüne alarak öğrencilere not vermekte fayda var. Öğrencilere yıl sonunda not verirken dikkat etmemiz gereken üçüncü husus, geleceğin yetişkinlerini yetiştirdiğimizi unutmamak. Bu şu anlama geliyor tabii. Bugün onlarla bir not ilişkisi içerisindeyiz. Hak ettikleri notlar, çalışmadıkları için düşük gelen notlar, tamam, bunların hepsi zaten öğrenme süreçlerinin içerisinde var olan şeyler, işin fıtratında olan şeyler. Fakat neticede bizim bugünkü notları değil, bugünkü çocukların durumunu değil, onların yarınki, gelecekteki durumlarını öngörerek onlara davranmamız lazım. Bugün bazen geçiş sürecinde olabiliyor öğrenciler. Bugünü atlattıktan sonra, yani bu yılı atlattıktan sonra, önümüzdeki yılı atlattıktan sonra tamamen değişebiliyorlar. Yaptıkları hataların farkına varabiliyorlar. Dolayısıyla bizim o gelecekteki insanı kazanacak şekilde davranmamız gerekiyor bazen. Burada öğretmenin basiretle öğrenciyi tanıması da lazım. Bazen görebiliyoruz biz bunu. Yani bugün anlamıyor öğrenci çalışması gerektiğini, yapması gerektiğini, yüksek not almak için gayret etmesi gerektiğini. Ama fark ediyorsunuz ki birkaç yıl sonra o değişecek. Onun dünyaya bakışı değişecek, büyüklerine bakışı değişecek. İşte o zaman geldiği zaman, geriye döndüğünde öğretmeni hakkında, dersler hakkında, okul hakkında iyi şeyler hissedebilmesi, kendisine merhamet gösterildiğinin farkına varması için yine bu not konusunda biraz daha bazen esnek, bazen toleranslı, bazen müsamahakar davranmak gerektiğini de unutmamak lazım. Bahsedeceğimiz dördüncü husus, sınavlarda ve sınav notlarında adaletli olmak.
Burada öğrencinin öğretmene karşı, öğretmenin davranışlarına karşı adalette bir sapma olduğu hissine kapılmaması asıl vurgulamak istediğim. Şöyle hatalar oluyor bazen. Birinci sınavlarda zor soruluyor. Öğrenci düşük bir not alıyor. Diyelim ki 30-40 alıyor. Daha sonra ikinci sınavda öğrenci yine 30-40 alıyor. Zor, öğretmen zor sorduğu için. O öğrenciye göre zor sorduğu için tabii. Öğrenci yine yapamıyor. Ama öğretmen öğrenci zayıf beklediği ve zayıfı hak ettiğini bildiği halde notunu 70, 80, 90 gibi öğrencinin ortalamasını yükseltecek bir şekilde giriyor. Bunu hem öğrenci görüyor hem öğrencinin arkadaşları görüyor. Burada tavsiye edeceğimiz şu: öğretmen ikinci sınavda öğrenciye gerçekten 20-30 yerine 70-80 vermeye karar vermişse ona göre bir sınav yapması lazım. Öğrencinin o notu hak ederek o kağıdı öğretmene teslim etmesi lazım. Bunun için ya sınavı kolay yapıp notunu yüksek vermeli ya da zor yaptığı zaman öğrenciye yine hak ettiği notu verip onu performans görevi, proje ödevi, ders etkinliklere katılım gibi bunun dışındaki not örnekleriyle, alternatifleriyle ortalamasını yükseltmeli. Çünkü öbür türlü öğrenci çalışmadan da soruyu yanlış yaparak, kağıdı boş bırakarak, boş kağıdı öğretmene teslim ederek yine de çok yüksek notları e-okuldaki sistemde daha sonra da karnesinde görebileceğini hissettiği ve gördüğü anda sonraki yıllarda da zaten onun çalışmadan geçebileceği hissini, tavrını, takılması hiç de anormal değil. Gerçekten öğretmen ikinci sınavda da zayıf verecekse o zaman karnesinde de zayıfı gösterip şökle geçmesini sağlayabilir. Yani neticede öğrenciler kalmıyor büyük oranda derslerden. Ama az önce bahsettiğim şekilde yaptığı zaman bunu öğrenci de, veli de, diğer öğretmenler de ve en kötüsü buna şahit olan diğer bütün öğrenciler de fark ediyor. Ve bu da öğretmenin itibarına, mesleğin itibarına büyük darbe vuruyor yani. Yıl sonunda öğrenciye vereceğimiz notlarda dikkat etmemiz gereken 5. husus, gayret eden öğrenciyle gayret etmeyen öğrenciyi ayırmak. Burada iki tip öğrenciden bahsedebiliriz. Birincisi, yapmak istediği, çalıştığı, zayıf not almaktan hoşlanmadığı halde bunu başaramayan öğrenci. Yani herkesin kapasitesi, yeteneği farklı olabilir. Kimisi açık uçlu sorularda ifade tarzında sıkıntı yaşayabilir. Kimisi test sorularında okuduğunu anlama konusunda sıkıntı yaşayabilir. Ama öğrenci iyi niyetlidir, gayretlidir. Zayıf aldığı zaman yüzü düşüyordur. Bu öğrenciyle bunları umursamayan öğrenciyi de aynı kefeye koymaması gerekir. Yıl sonunda karne notlarında öğrencinin. Burada mümkün olduğu kadar gayretli öğrenciyi, gayretli olduğu halde yapamayan öğrenciyi destekleyecek tarzda ödev seçenekleri vermesi gerekir öğretmenin. Çünkü performans görevleri eskisi kadar çok kullanılmasa bile aslında bu tür öğrencilerin, yani sınav dediğimiz, klasik sınav dediğimiz sınavlarda başarılı olamayan fakat bir şeyler yapmaya istekli olan öğrencilerin önünü açan bir ödev çeşidiydi. Bu tarz ödevlendirmelerle öğretmen bu öğrenciyi onore edebilir, destekleyebilir, motive edebilir. Ama öbür öğrenciyle kesinlikle sene sonunda aynı etiketi yapıştırmamaya gayret etmesi gerekir. Bahsedeceğimiz 6. husus velilerle ilgili. Yıl sonunda malum bazen veliler de geliyor öğretmenlerle öğrencilerinin durumunu görüşmeye. Sizinle görüşmeye gelen velilerin durumunu da yok saymamak aslında 6. ilke. Velilerin iyi niyetine mümkün olduğu kadar karşılık vermek lazım. Burada eskisi gibi bizim zamanımızda denilerek kurulan cümlelerden atıf yapalım. Bizim zamanımızdaki gibi öğrencilerine, çocuklarına söz geçiren veli artık yok. Yani büyük oranda onlar da çaresiz. Onlar da bir şeyler yapmak istiyorlar fakat hem yetersiz kalıyorlar, çaresiz kalıyorlar. Bu bakımdan çocukları yetersiz olan, düşük not almış olan, belki isteksiz olan öğrencilerin anne babaları sizinle görüşmeye geldiği zaman onlarla mümkün olduğu kadar işbirliği yapmaya gayret etmek lazım. Çünkü onlar da eğer siz görüyorsanız onların iyi niyetini, sene boyunca gelmemiş olmaları, işte yeterli önlemi almamış olmaları, yeteri kadar çocuklarıyla ilgilenemiyor olmaları, bunların hepsi bir tarafa. Sene sonunda geldikleri zaman siz bir fırsat yakalamış oluyorsunuz. En azından sene sonunda bir fırsat yakalamış oluyorsunuz. Burada mümkün olduğu kadar dengeyi gözeterek, onlarla işbirliği yaparak öğrencinin gelişimi için, işte o anki durumunun düzeltilebilmesi için
ne yapabiliriz'i konuşmak lazım. Eğer şikayet edeceksek velilerle ilgili, velilerin tutumuyla ilgili, bu bize bir fayda sağlamaz. Öğrenciye hiç fayda sağlamaz. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar velileri bizim öğrenciyle aramızdaki bağı kuvvetlendirecek bir önemli güç olarak görmeye devam etmek gerekir. Tabii burada veliler sizinle görüşmeye geldiğinde sizin işinizi bilen bir profesyonel olduğunuzu da hissetmesi gerekir. Bu aslında çok önemli bir şey. Sizin bütün dosyalarınızın, yıl boyunca öğrencinin gelişimini takip ettiğiniz notlarınızın, öğrenciyle ilgili fikirlerinizin onları etkilemesi lazım. Çünkü o zaman size daha fazla saygı duyarlar mesleki anlamda. Ama öğrencinin ismini bile bilmiyorsanız, işte telefondan bir fotoğrafını gösterirseniz ben bir bakayım kimdi o diyorsanız, sene sonu olmuş olmasına rağmen, o zaman onlar da doğal olarak sizinle olan ilişkilerini ona göre belirleyecektir. Bu da hiç tavsiye edilir bir şey değil bir öğretmen açısından. Sene sonunda öğrencilere not verirken dikkat etmemiz gereken yedinci husus, notunu yükseltmek isteyen öğrencilere imkan vermek. Hatta bunu yapamayan, çekinen öğrencilere de bu ödevi almayı teşvik etmek, onlara teklif etmek. Tabii bunun için yaptığımız son sınavlarla karneleri idareye teslim ederkenki zaman arasında belli bir boşluğu önceden planlamak lazım. Bazen öyle bir şekle getiriyoruz, öyle bir planlama yapıyoruz ki sınav yaparken, sınavları yapıp, sınav kağıtlarını okuyup, işte notları elimize alıp idareye teslim ettiğimiz zamanla idarenin artık e-okulu kapatıyoruz dediği zaman neredeyse aynı zamana denk geliyor. Dolayısıyla öğrencilere böyle bir fırsat kalmıyor. Onun için o arada en az bir haftalık, belki biraz daha fazla bir zaman ayarlayıp bu dönemde öğrencilere ödev almaları için, bir şeyler yapmaları, notlarını yükseltmeleri için fırsat verecek bir dönemi de tanımak gerekir. Yani buna biz köprüden önce son çıkış haftası diyebiliriz. Böyle yapan öğretmen birçok öğrenci tarafından saygı görecektir. Yalnız burada öğrenciye işte o son sınavdan sonra ödev verip notunu yükseltme meselesi olduğu zaman ne çok zor ne çok kolay bir dengeyi de tutturması gerekir öğretmenin. Yani bazen çala kalem yazılmış olan yarım sayfa bir notla işte yüzler verip ortalamasını yükseltmek de görülebiliyor. Bu doğru bir şey değil. Ne de normalde yaptığından çok daha zor, ağır sınav şeyler verip, ödevler verip öğrenciye o haftayı gerçekten böyle cehennem azabı çektirerek geçirtmek de doğru değil. Çünkü ödev alarak notunu yükseltmeye çalışmak bir iyi niyet öğrenci açısından. Bunu da çok fazla suistimal etmeden, zorlaştırmadan öğretmenin idare etmesi lazım. Yıl sonunda öğrencilere not verirken dikkat etmemiz gereken 8. ve son hususa geldik. 8. husus öğrencilere yıl sonunda sınavdan sonraki dönemde alternatif ödev çeşitleri sunabilmek. Bu da şu anlama geliyor. Biraz açalım meseleyi. Öğretmen son sınavını yaptı, notunu verdi. Bazı öğrenciler yine düşük aldı ve bir şeyler yapmak için öğretmenden bir talepte bulundu. Öğretmen o zaman öğrencinin gerçekten isteyerek yapabileceği, güzel bir ürün ortaya koyabileceği bir ödev vermesi lazım ama öğrenci ne yapacağını bilmiyor, öğretmen ne yapacağını bilmiyor. Orada bir öğretmen bir seçenek sunacak öğrenciye. İşte şöyle bir ödev çeşidim var. 20 tane ödev konusu var. Bunlardan bir tanesini seç deyip öğrencinin önüne koyabilir. Bu ödev havuzundan diyelim, öğrenci kendi ilgisine, yeteneğine göre yapabileceğini düşündüğü alana göre bir ödev seçebilir. Burada öğrencinin ilgisine uygun ödevi seçmesi ayrıca önemli. Çünkü o zaman çok daha güzel, kaliteli işler çıkabiliyor. Öğretmen bu havuzu mutlaka dosyasının bir kenarında yıllar içerisinde geliştirdiği bir ödev havuzunu tutmasında fayda var. Bunlar çoğu zaman yıl sonunda değil sadece, yıl ortasında, yıl başında işe yarıyor. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Mesela bir öğrenci geldi diyelim size, din, kültür ve ahlak bilgisi dersinden ödev almak istediğini söyledi. Siz de ona hacla ilgili bir ödev vermek istediniz. Fakat biliyorsunuz ki bu öğrenci sosyal medyayı çokça kullanan, işte hesabını geliştirmiş, bir sürü takipçisi olan bir öğrenci. Ona mesela YouTube'da hacla ilgili belgeselleri toparlamasını, bununla ilgili bir oynatma listesi oluşturmasını, konularına göre kategorize etmesini istediğiniz bir ödev verebilirsiniz mesela. Öğrenci bunu çok daha hızlı, seri ve isteyerek yapacaktır.
Ve bunu da belki sınıfta gelip bir 10-15 dakikalık süre içerisinde de olsa arkadaşlarına sunma imkanı bulacaktır ve bunu mutlulukla yapacaktır gerçekten. Bu da sizinle onun arasındaki ilişkiyi, belki önümüzdeki sene olacak olan ilişkiyi olumlu yönde etkileyecektir. Ya da matematik dersinden örnek verelim. Babasının lokantası olan bir öğrenciye lokantadaki masaların alanlarını hesaplamasını, bunlar için gereken masa örtüsünün en az kaç metrekare olduğunu hesap etmesini, bununla ilgili belki babasıyla röportaj yapmasını isteyebilir öğretmen. Ve birkaç gün içerisinde de bunu belli bir formatta sunum olarak getirmesini isteyebilir. Bu da öğrencinin sene sonunda yazılı kağıdında yapamadığı bazı şeyleri babasının dükkanında babasıyla işbirliği yaparak yapmasını sağlayabilir. Bu da az önce bahsettiğimiz o haç örneğindeki gibi farklı bir ödev olarak öğretmenin o bahsettiğimiz havuzunda yer alabilir. Değerli okuryorum takipçileri, bu videoda yıl sonunda, yani şu içinde bulunduğumuz haftalarda öğrencilere not verirken dikkat edilmesi gerektiğini düşündüğümüz 8 husustan bahsettik. Tabii bunun dışında çok fazla değişkenimiz var. Bizi zorlayan meseleler var. Etki edebildiğimiz, edemediğimiz meseleler var. Ama bir gerçek var. Çocuklar bizim çocuklarımız. Veliler bizim vatandaşlarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız. Dolayısıyla onlarla bir düşman değil, bir rakip değil, aynı geminin yolcuları olduğumuzu unutmadan bu işi yapmaya, not vermeye, sınav yapmaya devam etmek aslında yapılabilecek en doğru davranış. Diyelim ve hepinize yaptığınız işlerde, yaptığınız sınavlarda, verdiğiniz notlarda adaletten sapmayan, elinden geleni yapan ve bu konuda da alnı ak olan öğretmenlerden olmayı temenni ediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın.